Aşağıda içinden yüzeye paralel olarak yerleştirilmiş boru hattı geçen bir koyun görüntüsü verilmiştir. Denizin taban kısmı parabolik bir eğri ve en derin olduğu noktanın derinliği 50 metredir. Buna göre borunun su içinde kalan kısmının üst yüzeyinin uzunluğu. Bizden ne istiyor? Biz önce onu anlayalım, ondan sonra. Borunun suyun içinde kalan kısmının üst yüzeyi, bu uzunluğu istiyor. Şimdi bakın, burada başta da söylemiştik. Ne demiştik? Parabolün ya denklemini verecek, denklemini de vermiyorsa canım nereye isterse ben oraya bir analitik düzlem çizebilirim. Ben buraya çizdim. Hemen şuraya da şöyle yaptım. Devam ettim. Evet, bitti soru. Hemen bu analitik düzlem üzerine kurarsam buna göre bir parabol denklemi oluşacaktır. Şimdi burada ne yapacağız? Baktığımız zaman şu mesafenin 100 metre olduğunu biliyorum. Yani aslında şu mesafe 50 metre. Benim parabolümün derinliği de 50 metre. Burası aslında şu olmuş. 32, buraya ne kalır? 18 kalır. Yani aslında şunu söylüyor. 50 metre genişliğinde olduğunda 18 metre aşağıda bir K değeri bulurum. Yani R virgül K'sı, burası 50 ise bakın x80'in altındaki 18'den bahsediyorsa eksi 18 olacaktır. Yani bu parabolün denklemi şöyle bulunabilir. Tam karenin içerisini sıfırlayan değer 50. O zaman buranın karesi. Artı dışarıda kalan değer de K değeriydi. O da eksi 18. Yani ne olacak? Şunu yazabiliriz. Şuraya A yazınca bu da fx olacak. Bakın parabolün genel denklemini şu an yazmış oldum. Ben peki bu 32 metreyi kullanarak A'yı bulabilir miyim? Zaten bizim aradığımız şey de o. Ne zaman burası 32 metre olacakmış? Şurası bakın gördüğünüz üzere şöyle baktığınızda şurası y eksenini kesen nokta. Yüksekliği kaç? 32. Yani buraya 0 yazdığımda 32 metreyi elde ediyorsam hemen buraya 0 yazıyorum. 32 elde etmeye çalışıyorum. Yani sıfırdan eksi 50 çıktı. Eksi 50'nin karesi 2500 tane. A eksi 18'i öbür tarafa attığımda artı 18 50. Yani A eşittir 50 bölü 250. 2500 pardon. Burası da böldüğümde 1 bölü 50 olacak. Yani aslında fx fonksiyonumuz şuna eşitmiş. A yerine 1 bölü 50 yazdım. Çarpım x eksi 50'nin karesi eksi 18 olan parabol. Yani benden ne istiyor şu an? Bu şuradaki şu uzunluğu istiyor. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Bakın burası x ekseni olduğu için aslında burası x eksenine değdiği yerler. Köklerini soruyor bana. x1 ve x2 arasındaki mesafe. O zaman bunu sıfırlayacak değerleri bulmalıyım. 1 bölü 50 çarpım x eksi 50 karesi eksi 18 ne zaman 0 olur? Bunu bu tarafa attığımda 18 x eksi 50'nin karesi bölü 50 eşittir 18 olduğuna göre o zaman x eksi 50'nin karesi 50 çarpım 18 900 yapacaktır. Yani x eksi 50 ya 30 ya da eksi 30 olacaktır. Yani o zaman x ya 80 olacaktır ya da 20 olacaktır. Yani benden istediği değer şu olmuş oldu. 20. değerle 20. yani 20 sayısıyla 80 sayısı arasındaki uzaklık bu mesafe oldu. Yani 60 metre. Bu soru da hallolmuş oldu. Bakın yine bir kaykay pisti vermiş. O da yine parabolik bir zemin. Zaten çocuğun geçtiği yerde kendisi analitik düzlemi oturtmuş. Yani işimiz aslında kolay demektir. İç kısmın zemine en yakın olduğu noktanın zemine uzaklığı 1,5 metredir. Yani diyor ki K değeri 1,5 metre. Ne zaman K değeri 1,5 metre olur? R değerini bulduğum zaman. R'si nedir? R'si şudur. Eksi B bölü, eksiyi götürdü, artı. M artı 1 bölü 2. Eksi B bölü 2 A'dan.
Bu bizim R değerimiz. Bunu parabolün içerisine yazdığımda, yani FR eşittir K olacağı için biz FM artı 1 bölü 2'nin K olduğunu biliyoruz. K'mız kaç? O da 1,5 metre. Yani 3 bölü 2 metre. Hemen yazıyoruz. M artı 1 bölü 2'nin karesi eksi M artı 1 çarpım M artı 1 bölü 2 x y m yazıldı. Artı 21 bölü 2 eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre. Şimdi bu 3 bölü 2'yi de bu tarafa atalım. Burası M artı 1 karesi bölü 4. Eksi M artı 1'in karesi bölü 2 idi. Altına 2 bölü 2 aynen yazdım. Şu 3'ü de bu tarafa attığımda 18 bölü 2 oldu. 0'a eşit. Burada paydalarını eşitleyecek olursam buraya 2 yazdım, buraya da 2 yazdım. Aslında ne oldu burası? Eksi 2 tane m artı 1. Yani eksi m artı 1'in karesi bölü 4. Burada artı 36 eşittir 0 ise yukarıda m artı 1'in karesinin 36 olması gerekir ki 0'a eşit olsun. Yani m buradan ya 5 çıkacaktır ya da 5 bir daha 6, 6'nın karesi 36 ya da eksi 6'nın karesi 36 olabilmesi için m ya da eksi 7 çıkacaktır. M'nin iki değeri vardır. Bize OA mesafesini soruyor. Şimdi m sağ tarafta olduğunu bildiğim için bakın bu mesafe x değeri pozitif. X'in sağ tarafında. Demek ki m'nin 5 olduğunu biliyorum. M 5 ise 5'i buraya yazdığımda 5 bir daha 6 bölü 2'den şurası 3 olacak. Yani şu mesafeler birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle. O zaman burası da 3. Aslında OA'nın 6 metre olduğunu da bulmuş olduk. Hemen son sorumuzda bu işi bitirelim. Bu parabol şeklindeki bir tünelin genişliği 10 metre ve yüksekliği 5 metredir. Tünelden geçmek isteyen bir kamyonun genişliği ise 3 metredir. Kamyonun bu tünelden geçebilmesi için bakın bize ne diyor? Şöyle bir tünelimiz var. Tünelin genişliği 10 metre, yüksekliği 5 metre. Buradan bir kamyon geçecek. Kamyonumuz en yüksek mesafeden geçebilmesi için sola mı yaklaşmalı, sağa mı yaklaşmalı, sizce ortada mı kalmalı? Tabii ki ortada kalmalı ki maksimum yüksekliğini kullanabilsin. Şimdi burası da kamyonumuz 1,5 yani 3 metre olduğu için 1,5'a 1,5 paylaşacak ama biz şunu biliyoruz artık. Parabolün günlük hayat sorusuyla ilgili sorduğu soruda denklemi verilmemişse siz istediğiniz yeri orijin kabul edebilirsiniz demiştim. Tamam ben de burayı kabul ediyorum. Y yazdığımda ben bu parabolün denklemini yazacak olursam sıfıra sıfırdan geçiyor orijinden. Bir de tepe noktası kaç? Bakın 5 metreye 5 metre. Yani aslında R'si 5, yüksekliği de K'sı da 5 olduğu için 5'e 5 bunun tepe noktası. O zaman tam kareyi sıfırlayan değer R değeriydi. X eksi 5'in karesi. Dışarıda kalan değer de K değeriydi. O da 5. O da 5. Buraya da a yazdığımda fonksiyonu yazmış olurum. Peki a'yı nasıl bulacağım? A'yı da zaten orijinden geçtiğini bildiğim için sıfıra sıfırı kullanacağım. Sıfır yazdığımda sıfır sonucunu almalıyım. Eksi 5'in karesi 25 a. Artı 5'i de öbür tarafa attım. Eksi 5 a eşittir. Eksi 5 bölü 25. Yani eksi 1 bölü 5. O zaman benim parabolüm fx eşittir. Eksi 1 bölü 5 çarpım x eksi 5'in karesi artı 5. Bundan sonraki durum nedir? Kamyon bu olduğuna göre bakın genişliği de 3 metre ise 1,5 metreye 1,5 metrelik kısım burada. Demek ki şu mesafe 3,5 metre. O zaman 3,5 metrenin yüksekliğini parabolle hesaplayabilirsiniz. 3,5 metre nedir? 7 bölü 2. F 7 bölü 2 nedir diye sormuş bize. Eksi 1 bölü 5 çarpım 7 bölü 2'den 5'i çıkartırsam 7 bölü 2'den 5'i çıkartırsam karesini alıp 5 ekleyeceğim.
5 kere 2 10. 7'den 10 çıkarsa eksi 3. Eksi 3 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 5 artı 5. Şurası ne yaptı? Eksi 3 bölü 2 9 bölü 4 çarpım eksi 1 bölü 5 tamam artı 5. Yani bu şuna eşittir. Eksi 9 bölü 20 artı 5. Bakın 5 kere 20 100. 100'den 9 çıktı. 91 bölü 20 metre yüksekliğinde olursa sürtünerek geçebilir. Yani 91 bölü 20 metre yüksekliğinde olabilir maksimum durum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kolay gelsin.